Tekrar merhaba sevgili seyirciler, iyi sabahlar bir kez daha. Hafta sonu sabah programı ikinci bölümüyle devam ediyor. Şimdi ise stüdyo konuğuma dönüyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sayın Uluç Ürkan yanımda. Hoş geldiniz Uluç Bey. İyi sabahlar. Sağolunuz. Dolarla bir başlayalım. Şimdi bundan tabii aylar önce yine böyle son bir yıla bakacak olursak Türkiye'nin konuştuğu konular. Sarraf meselesi olsun. Amerika ile girilen polemikler olsun, işte elçilik çalışanları konusunda başlayan gerilimli dönemden geçmiştik. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı, Afrin meselesi, Suriye'de operasyonlar, terörden arındırılma. Daha sonra seçim konusuna girildi. Artık hep bir klasik deyiş vardı, seçim satım halinde girildi ve sadece bunlar konuşuldu. Ama bu sefer yeniden dolar diyoruz. Varsa yoksa şu an dolarla yatıp dolarla kalkıyoruz diye bir yorumda da bulunabiliriz. Neden böyle herkes bu soruyu soruyor? Neden oldu ve ne zamana kadar daha artacak? Kilit sorular bu. Ama şöyle bir şey var, ben buradan yola çıkalım istiyorum bilhassa. ABD Başkanı Donald Trump seçildiğinde son derece Amerikan kelimesinin öne çıkışını sağladı. Yani bir milliyetçilik kozunu ortaya koydu ve dedi ki, dışarıda dolanan Amerikan dolarlarını yeniden ülkemize çekeceğiz. Yani bizim sermayemizin dışarıya doğru kaçışını engelleyeceğiz, frenleyeceğiz manasında bazı girişimlere başlayacağını, uygulamalara girişeceğini söylemişti ve bundan itibaren de aslına bakacak olursanız biz ve bizim gibi gelişmekte olan ülkeler, Türkiye olsun, Arjantin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, bu tarz ülkelerdeki bu sermayenin, finans kapitalin, paranın da bir anlamda yine Amerika'ya doğru taşınacağı, geçiş yapacağı da öngörülebilmekteydi. Buna rağmen bir önlem alınamadı da biz bu dönemlerden mi geçiyoruz sizce? Buradan bir başlayalım. Çünkü bayağı iş çığırından çıkmış durumda. Evet, şimdi öncelikle şunu vurgulamak gerekiyor. Dolarla birlikte yaşanan ekonomik kriz, yani sadece dolar boyutlu bir olay değil. Ekonominin bütünüyle ilgili çok ciddi bir kriz var. Bir balon değil, bir oyun hiç değil. Bu bir yönetim krizidir. Bu bir tek adam krizidir. Öncelikle bunu ortaya koyalım. AKP iktidarı sorumluluğu üzerinden atıp, işte bu kötü gidişatı, ekonomide yaşanan krizi kolaycı ve komplocu bir zihniyetle bir yerlere atamaz. Halka, toplumun geniş kesimlerine, yastığın altındaki dolarlarınızı bozdurun, bu oyunu bozacağız filan yaklaşımlarıyla bu krizi çözemez. Bakın, vurguladığınız bu dolar konusunda, dünyanın bütün para birimleri karşısında yükseliyor olması doğru bir gözlem. Arjantin'de birinciliğe giriştik neredeyse. Ama şimdi bakın, kırılgan denilen çeşitli ülkeler var. Brezilya, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika, Türkiye, Arjantin, Uruguay. Ama burada bir ikili yapı var. Brezilya, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika, bu dört ülke doğal. Dolar karşısında paralarının kaybettiği değer %7 dolayı. Ama Türkiye, Arjantin, Ukrayna bunun 3 katı. Evet, %20 olmuş durumda yılbaşından bu yana. %20. Neden? Bir şeyi hatırlayalım. Dolar ne zaman kontrol edilmez bir şekilde yükselmeye başladı? Sadece dolarda değil, euro, sterlin, yani Türk lirası bütün yabancı paralar karşısında akıl almaz bir hızda değer kaybetmeye başladı. Ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'ye kısa bir süre önce bir ziyaret yaptı. Bu ziyaretin siyasi ayağı İngilizlerin yaklaşımıyla oldukça Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehineydi. Kraliçe kendisini kabul etti. İngiltere Başbakanı maille görüştü, ilginç Orta Doğu'ya ilişkin Türkiye-İngiliz işbirliğine dönük açıklamalar yaptı filan. Evet. Ama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sorunlara bir nebze katkı sağlasın umuduyla Londra'da uluslararası bankaların ve yatırım fonlarının üst düzey yöneticileriyle buluşturuldu. Yani Türkiye'nin Türkiye'ye yatırım konusunda onları teşvik edecek bir yaklaşımdı. Evet. Bu maalesef Türkiye'nin AKP yönetimiyle hiçbir şekilde ilerleyemeyeceğinin dünyaya tescili oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada, şimdi karşınızda sizin dünyanın en önemli uluslararası bankaların, yatırım fonlarının üst düzey temsilcileri var. Bir çıkış yaptı. Lütfen öğrenin. Şimdi onlara, yani bu ifade tarzı da bir ilginç. Hı hı. Faiz enflasyonun sebebidir. Yani faizlerin düşürülmesi veya faizlerin mutlaka düşürülmesi gerekir. Para politikası gereği arttırılma ihtiyacı olsa da biz bunun karşısındayız. Evet. Ve bunu dünyanın önde gelen finansman kuruluşlarının üst düzey yöneticilerine lütfederek, lütfen diyor ama öğrenin diye vurguluyor. Şimdi Financial Times, Foreign Policy, bu tür yayınlara çok etkili dünyanın baktığınız zaman tam bir şok etkisi. Ve sonuç, dini inançları nedeniyle bilinen, uygulanan, faiz teorisini reddeden bir Türkiye yönetimiyle karşı karşıyayız algısı. Ve bakın Financial Times'ın baş yazılarını okuyun o günden bu yana. Diyor ki bir kere otokrat olarak tanımlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Ama bunu sorun etmiyor. Olabilir. Yeter ki istenildiği gibi uygun yönetsin. Bir otokrat nasıl davranır? Nasıl davranmaz diye baş yazılar çıkıyor Financial Times'ta. Fransa'ya nazaran en azından daha alımlıymış İngilizler. Le Point dergisindeki evet, biliyoruz ya. Yani o kabul artık bir şey seviye yani. Düşüklüğü maalesef Fransa'daki. Foreign Policy diye bir dergide çıkan değerlendirme, bu değerlendirmeler onu izleyen, oradan izlenim eden gazetecilerin yaklaşımları değil. O toplantıya katılan Türkiye'ye yatırım yapmaları konusunda çağrıda bulunan dinleyicilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinleyenlerin gözlemleri. Türkiye'yi yatırım yapılamaz olarak algılıyorlar. Bu anlayış, bu politika değişmediği sürece. Nitekim bakın orada öğrenin diye faiz konusunda bir dini yaklaşımı ortaya koyduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye geldi. Doların ve diğer yabancı birimlerinin önlenemez yükselişi karşısında Merkez Bankası bir gece toplandı ve faizleri 3 puan arttırdı. Uluslararası çevrelerde beklenti 3,5 puandı ama ona yakın bir artış oldu. 3 puanlık bir artış ama oldu. Ama gene de dindiremedi ve bu artışı. Ve dolar kısmen dindi. Yükselişi durdu. Evet. Şu an itibariyle yarın göreceğiz bakalım ne oluyor. Nereye kadar gidecek. Zaten bakın faiz döviz kurları üzerindeki etkisi kalıcı bir etki değildir. Geçici bir etkidir. Ama mutlaka etkinin kullanılması lazım. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan direnmeseydi, Türkiye'nin döviz kurlarındaki sinyal, alarm zilleri bir ay önce çalmaya başladı. Bu önlem bir ay önce alınsaydı, dolar bugün muhafaza edeceğiz mi, edemeyeceğiz mi endişesi taşıdığımız 4 lira 70 kuruş düzeyinde değil, 4 lira dolayında, en fazla 4 lira 20 kuruş düzeyinde kontrol edilebilecekti.
Yani şu an o bir aylık gecikmenin, gecikmeyi de ben söylemiyorum. Mehmet Şimşek, bu işten sorumlu başbakan yardımcısı ne dedi? Gecikerek de olsa, bu bir aylık gecikmenin bakın Türkiye'ye faturası son derece ağır. Bu kadar bizim ekonomik lüksümüz yok. Türkiye'nin dış borcu ne kadar? 440 milyar dolar dolayında. 50 kuruştan hesap ederseniz bu bir aylık gecikmenin Türkiye'ye faturası dolar kurunda. Sırf kur artışından dolayı. 220 milyar lira sırtımıza yük bindi. Türkiye'nin durduk bu kadar bir keyfi tek adam yönetimi nedeniyle ağır parasal maddi yükü üstlenme konumu söz konusu mudur? Evet. Olamaz böyle bir şey. Olmamalı. Şimdi bakın faiz artışı yapıldı ve Türkiye'de açıklamalar birbirini izlemeye başladı. İşte piyasa ekonomisine sadığız, kambiyo rejimiyle oynamayacağız şimdi vesaire. Şimdi bu Erdoğan aslında ilk şeyi değil. Çünkü daha öncesinde de hani duyduğuma göre bazı iş adamları paralarını yurt dışına kaçırıyormuş. Buna müsaade etmem dedikten bir gün sonra da biz aslında serbest piyasa ekonomisine bağlıyız. Böyle bir şey olamaz. Değişini andırıyor dedi. İkinci geri dönüş gibi sanki. Bu birbirini tekzip eden piyasa hangisini kabul edecek mesela? Sözler hangisi sorusu ortaya çıktığı anda ekonomiye olan güven sarsılır. Ekonominin iyi yönetilebilmesinin, sağlıklı yönetilebilmesinin önemli koşullarından teki de güven unsurudur. Evet. Şimdi ne dendi? Yabancı basına da yansıdı, bizim basına da yansıdı. Efendim Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı ile birlikte Başbakan Binali Yıldırım'ı ikna ettiler faiz artışı konusunda. Başbakan Binali Yıldırım da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Tabii iki gün sürdü bunun iknası ama diye de yorumlarda. Ama dün ben Erzurum konuşmasını dinledim Cumhurbaşkanı'nın. Ne ölçüde ikna oldu? Gönülden mi? Hani Kerhem o son koşul gelinen zor koşullarda bu seferlik biçiminde mi? Ne diyor? Bu bir oyundur diyor. Hayır oyun değil, yanlış yönetim. Bu bir balon değil. Bu ciddi bir sorun. Ciddi bir yönetimi gerektirir ve dini inançlarınızın dışında bir algıyı, yönetimi gerekir. Dini inançlar ayrı bir şeydir. Yani siz ekonomi yönetimini buna göre yönlendiremezsiniz. Yönlendirirseniz işte bunun faturası son derece üzerinize ağır olarak çıkar. Şimdi finans sektörüne mesela ne diyor? Yatırımcılara bunu yaptırmayın. Hesabını ağır ödersiniz. Kim bu finans sektörü? Londra'da. Türkiye'ye yatırım yap dediğiniz o bankaların, uluslararası bankaların ve yatırım fonlarının üst düzey temsilcilerine mi şimdi Türkiye'den böyle bir gözdağı veriyorsunuz? O zaman niye onları çağırıp önünüzde ikna etmeye çalışıyorsunuz? Aman Türkiye'ye yatırım konusunda biraz toleranslı olun, hoşgörülü olun. Biz size her türlü kolaylığı sağlayacağız diyorsunuz. Ondan sonra faiz konusunu karıştırıyorsunuz. Bütün güveni yitiriyorsunuz. Böyle bir ekonomi yönetimi olmaz. Bu ekonomi yönetimi bakın bu şekliyle devam ederse doların ve yabancı Türk lirasının daha doğrusu değer kayıpları faiz artışları. Değer kayıpları, faiz artışları bir önlenemez sarmal halinde Türkiye ekonomisinin üzerindedir. AKP iktidarının bu ekonomi yönetimi anlayışıyla eğer bu olay 24 Haziran'da değişmezse Türkiye'yi bekleyen tehlike 2001 Şubat'ında yaşadığımızdan çok daha ağırdır. Bakın bugün Türk lirasının değer kayıplarını hesapladığımız zaman %20'lerde değil mi? Bütün yabancı para birimleri karşısında doları konuşuyoruz ama 2001 Şubat'ında yüzde kaçtı? %30'du. Üçte ikisini bir seferde yakalamışız.
yılın bütünü açısından 2001 krizin etkisi döviz kurlarındaki kaybı %54 düzeyindeydi. Şimdi geldiğimiz nokta %30'u aştı. Yani Türkiye ekonomisi yastık altındaki parayı bozun vesaireyle kurtulacak gibi değil. Yastık altında denilen parayla ilgili bir gerçeği de bakın bu konuda özellikle vurgulayayım. Şimdi Türkiye'de halkımız inanılmaz bir şekilde AKP iktidarında borçlandırıldı. Bu tablonun yeni bir ekonomi politikasıyla, yeni bir siyasi anlayışla mutlaka değiştirilmesi, halkın yararına değiştirilmesi gerekir. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye'de 1.7 milyon kişi, yani 1 milyon 700 bin kişinin bankalara olan konut veya kredi borcu ne kadardı biliyor musunuz? 2 milyar 800 milyon lira. Hepsi bu kadardı. Bugün 2017 sonu. 1 milyon 700 bin borçlu olan kişi sayısı 19 milyon 600 bine çıktı. Kaç kat artış? Evet. 10 kattan fazla artış. 9-10 kat diyebiliriz, evet. 10 kattan fazla. Peki 2 milyar 800 milyon olan borç kaça çıktı? 363 milyar lira. Daha da fazla. Evet. Olağanüstü bir artış. Hı hı. Şimdi bu borçlu insanlar ne yapacaklar? Borçlarının geri ödemesini güvence altına alabilmek için en sağlam birikim neresi? Dolar, euro. Hı hı. Oraya yükleniyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi diye o birikimi bozdurur mu? Türkiye'nin yeni bir ekonomi politikasıyla bu tabloyu değiştirmesi, halkın çok yakın bir gelecekte görünen geniş halk kitlelerinin canını fevkalade acıtacak çöküşü önleyecek politikalar. Şimdi biraz da o 2001-2002'ye patlatıyorsunuz. Orada yazar kasalar değil mi? Protesto amaçlı. Şimdi insanlar kendini yakıyor. Kendini yakıyor. Hatta geçtiğimiz haftada bir bankanın önüne bir çiftçi traktörün arkasında benzin bidonunu üzerine dökerek kendini yakmaya kalktı. Yani şimdi bu gibi bakın, Türkiye'nin eylemlerde var. Hem iç hem dış piyasaları. Özellikle de yatırımlar konusunda sadece dış piyasalara, dış finans çevrelerine, bankalara, uluslararası bankalara, yatırım fonlarına değil, Türkiye'deki iş adamlarına da, yatırımlarını yurt dışına kaydıran Türk iş adamlarına da güven vermesi gerekir. Hı. Bu güvenin AKP iktidarınca verilmesinin koşulları artık hem objektif olarak hem subjektif olarak ortadan kalkmıştır. Peki şeye ne diyorsunuz? Bahçeli'nin bir sözü var. Bu hep ekonomik anlamda faiz, dolar, döviz kuru anlamında hep dış güçler gündeme geliyor. Ve 2001'de hedef Ecevit'ti demişti. Şimdi de Erdoğan diyor. Yani bu ne demeye getiriyor? Hangi mesajı vermeye çalışıyor? Şimdi iki olay arasında fevkalade benzerlik var mı? Hayır, fark var. Ayrışma evet. Var. Hı hı. Bir, maalesef Türkiye'nin Irak'a Amerika'nın yaptırmak istediği müdahale konusunda Türkiye'nin yararına bir duruş sergileyen Bülent Ecevit'in rahatsızlığı istismar edildi. Bu istismar edilirken istismar edenler hükümetin içine Kemal Derviş, ardından yanına Amerikan Büyükelçisi'nin evindeki bir yemekte maalesef koalisyonun üçüncü ortağı Mesut Yılmaz'ı da alarak girdiler. Yani böyle bir ortaklıkları vardı. Ve bu nihai darbeyi de erken seçim çağrısıyla
Ecevit'in hedef alındı dediği Ecevit'in kendisine bütün ricalarına dinlemeyerek erken seçim çağrısını da yapan Bahçeli'ydi. O zaman Bahçeli de son anda bile olsa... Bu planı uygulayanlardan biri o zaman madem o, öyle. O bu planın uygulanmasına en azından yol açtı. Hı hı. Yani uygulayanlardan biri demeyeceğim. Diyemem, evet. Haksızlık olur. Hı hı. Ama yolu açtı. Yolu açan isimlerden biri. Şimdi olay tümüyle farklı. Siz muhalefet partilerinden bir tanesini veya hükümet içinden ne bileyim ben de, kısmen doğru politikaların uygulanması için çaba harcayan Mehmet Şimşek kalkıp Kemal Derviş'in yaptıklarını yapıyor mu? Muhalefet partilerinden herhangi biri o gün Türkiye'de Ecevit hükümetinin değişmesi, yerine şu hükümetin kurulması vesaire gibi meclis içi pazarlıklara girilmesinin yöntemlerini yapıyor mu? Hayır. Seçimde halkın oyuyla iktidara talibiz diyorlar. Evet. Bu yanlış. Ötesinde Bahçeli'nin artık şunu görmesi lazım. Belki görüyor söyleyemiyor. Bir manipülasyon varsa bu konuda. Bu manipülasyon AKP iktidarının politikalarıdır. Yani hani bu mafya dilinde belki Bahçeli bu şekilde Alaaddin Çakıcı'yla irtibatı nedeniyle daha belki bu literatüre hakimdir. Mafya diliyle eğer şu Türkiye faiz konusunda dini hassasiyetleri ekonomi politikasına dönüştürme kargaşası içinde kendi ayağına kurşunu kendi sıkıyor. Bahçeli bunu anlasın artık. Yani faiz konusunda izlenen politika Türkiye'nin kendi ayağına kurşunu kendi sıkmasıdır. Evet. 2001 koşullarıyla ilişkisi yok. Türkiye 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a müdahalesinin karşısında kendi çıkarlarını koyuyordu ve Türk topraklarını kullandırtmıyordu Bülent Ecevit. Şimdi işte Amerika Birleşik Devletleri ile uyuşuyoruz Membiç'te vesaire vesaire. Hı hı. Yani bir meydan okur gibi olduk. Şimdi Rusya'yı bırakıyoruz yavaş yavaş. Evet. Çünkü Amerika'yla bu sizin sözlerinizi destekler bazı göstergeler de var anlaşılan. Yine Cumhurbaşkanı danışmanlarından Nur Çevik. Yavaş yavaş o... Zeytin dalı yürüttük. Aynen öyle. Bu Erdoğan'ın açıklamalarını ABD'ye doğru uzatılan bir zeytin dalı şeklinde de değerlendirmesi oldu. Anlaşılan yeniden Amerikan tarafına doğru bir yaklaşma var galiba. İsterseniz bu konuyu bakın şu vurguyla kapatalım. Hı hı. Bir özet, tekrar özet. AKP yaşanan ekonomik kriz. Türk lirasının yabancı paralar karşısında hiç hak etmediği, kendisine ağır bir fatura çıkaran yükü hiçbir şekilde finans çevrelerinin, dış çevrelerinin manipülasyonlarına, komplolarına bağlamaz. İzlediği veya izlemeye şu veya bu nedenle Cumhurbaşkanlığı tarafından zorlandığı politikalar nedeniyle bu noktada ayağına kurşunu Türkiye maalesef kendisi sıkmıştır. Evet, peki. Diyelim ekonomiden o zaman siyasete bir geçelim. Önceki gün Hürriyet'ten Ahmet Hakan yazmıştı. Soruyor tabii, AK Parti'yi kimler yıkmaya çalışıyor? Bunun altında da bazı maddeler var. Hemen ben kısaca geçeyim. Muharrem İnce, Cerrahpaşa'yı ziyaret etti diye Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dekanını görevden alan kimse, işte o şahıs AK Parti yıkmak için uğraşanların başında geliyor. Muharrem İnce ile karşılaşıp selamlaştılar ve fotoğraf çektirdiler diye Solo Türk pilotlarının yapacağı gösteriyi iptal eden kim ise, işte o şahıs da AK Parti yıkmak için uğraşanların başında geliyor ve hatta bir üçüncü başlıklar çıkarak Profesör Doktor olduğu ifade edilen Ahmet Maranki'nin de yine AKP'nin lehine değil, aleyhine çalıştığını gösteriyor. Bir üçüncü kalemde böyle çıkıyor. Sizler ne diyeceksiniz bu gelişmelere? Cerrahpaşa bayağı bir ses getirdi dekanının görevden alınması, öyle değil mi? Evet, yani dekan da böyle hani... Yani demek ki Muharrem İnce'nin ziyaretleri bu kadar korkutuyor karşı tarafı. Böyle bir yorum yapabilir misiniz? Mutlaka. Bakın,
Ahmet Hakan şuradan haklı. Muharrem İnce attığı her adımla iktidarın ona gösterdiği tepki, aldığı baskıcı önlemler bir mağduriyet edebiyatı efsanesi yaratıyor. Hakikaten mağdur konuma düşüyor. Şimdi mesela şeyleri bıraktık, yandaş özel televizyonları. Ama TRT yasal olarak eşit kullanmak konumunda değil mi? Bu kampanyadaki yaklaşım. Muharrem İnce bundan şikayet etti, dedi. TRT'nin önünde bir şey yapacağım. Miting yapacağım. Evet. Bekir Bozdağ'ın cevabı. Şurada bulabilirim herhalde. Diyor ki, efendim 92 saat 40 dakika şey yapıldı. Yer ayrıldı canlı yayınlarda. Kullanıldı TRT'de. 20 gündür sahada Muharrem İnce. 92'yi 20'ye bölerseniz güne 4 dakika düşüyor. 2. TRT'nin 3 kanalında bunlar veriliyor. TRT Haber, işte o yabancı Avrasya'ydı bilmem ne, Avrupa'ya yayın yapanlar küçük. TRT 1. Ağırlığı da 4 dakikanın 3 dakikası TRT Haber'de çok izlenmiyor. TRT 1'de 1 dakika yok. O bile yok, evet. Yok. Şimdi yani komik olmamak lazım. Buna karşılık sanıyorum sadece Bekir Bozdağ'ın Muharrem İnce'ye verdiği bu cevabın TRT'de yayınlanması, 3 kanalın toplamını çıkarırsanız 20 günde Muharrem İnce'ye ayrılan 92 saatin %1'ine eşit olabilir. Sadece o açıklama. Yani nakden yayınları falan bir kenara bırakıyorum bütün kanallarda. Bu arada Akşener de TRT'yi satacağı vaadinde bulundu meydanlarda. Yani artık çaresi yok. Başka çare kalmadı. Çare kalmadı. Yani dekanın görevden alması. Dekan öyle sosyal demokrat, sol eğilimli, hükümet karşıtı falan bir adam da değil. Yani bir cumhurbaşkanı adayı gelince hayır gelme diyebilir miydi? Yani kapıları kapatabilir miydi? Hayır zaten adam miydi? Böyle bir şey nasıl olurdu? Kaldı ki Cerrahpaşa bir şu an siyasetin tartışma konusu. Evet. Bunu tartışma konusu haline getiren de maalesef AKP iktidarı. Üniversiteleri bölerek başka yerlere bağlamak filan. Cerrahpaşa'nın öyle bir bağlama düzeni ki edindiği dünyadaki bütün itibarı bir anda yok oldu. Ben şöyle bir parantez açayım. Mesela bölünme yanlış bir yöntemle yapıldığı için üniversitenin tüm uluslararası anlaşmaları çöpe gidecek. Tabii. Öğretim üyelerinin uluslararası tanınırlıkları dibe inecek. Yardımlar uluslararası eğitim ve tıp kurumlarından gelen bilgi akışı da kesilecek. Tabii. Bir sürü handikap yaratacak. Bunu yapan bir iktidar açılımı var. Bunun karşısında muhalefetin bir yaklaşımı var. Evet. Üniversitenin bir tutumu var. Dekan burada bir yerde kendisine destek ziyaretine gelen bir cumhurbaşkanı adı. Yani büyük olasılıkla Muharrem İnce'ye de başlangıçta oy vermeyi düşünen falan birisi değil. Yapısı itibariyle. İktidara daha yakın. O nedenle dekan. O anlayışta bir kişi. Ama kişilikli bir kişi. Şimdi yok nasıl bir açıklama yapıyor? Çok başarılıdır diyor. Niçin siyasete konu yaptın? Ya insaf, siyasete konu olan Muharrem İnce'nin ziyareti değil. Siyasete konu olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin diğer başka fakültelerle, üniversitelerle birlikte bir bahsettiğiniz olumsuz sonuçları perçinlenerek bir anlamda paramparça edilmek olmaz. Böyle siyasetin konusu bu. Başarılı bir üniversite. Siyasetin konusu olan bu. Öte yandan yani Muharrem İnce gayet güzel. Yakında İnce belli bardakla çay içmeyi de yasaklarlar falan diye işi latifeye aldı. Evet. Ama bir şeyi hatırlamak lazım. Erdoğan'ı Türk siyaset sahnesinde bir yıldız haline dönüştüren olay nedir? Bir şiir okudum.
Evet. Hapis yattım dediği mağduriyet edebiyatıdır. Şimdi korkudan beslenen, iktidar elden mi gidiyor korkusundan beslenen, baskıcı yöntemlerle karşı rakip adaylara mağduriyetler yaratılıyor. Sadece Muharrem İnce'nin bu ziyaretleriyle ilgili yaklaşımlar değil. Yani Genelkurmay'ın yasakladığı o Solo Türk akrobasi ekibi dünyaca ünlü bir ekip. Ya değil mi? Ya milli yani gururumuz onun, yani. Onun içinde, yasaklanan gösterileri yapılacağı kentlerde bir ulusal bütünlük duygusu, heyecan yaratacak gösteriler. Siz bu ulusal coşkuyu yasaklıyorsunuz. Evet. Yani bu artık akıl alır bir şey değil. Ve bakın, Türkiye'ye neye mal oluyor? İç siyasetteki tartışmaları bir kenara. Hı hı. Çifte standartlıdır Avrupa Parlamentosu. Ben aktif siyaset yıllarımda da Avrupa Parlamentosu'nun bu Türkiye'ye karşı uyguladığı ön yargılı çifte standartlara karşı hep mücadele ettim. Çifte standartlıdır ama biz hep bir şeye dikkat ettik. Onların çifte standartlarını açığa düşürmek. Onlara çifte standartlarını yükseltmeleri için fırsat vermemek. Şimdi, Türkiye'de seçim yasalarında yapılan değişiklikler, en son Yüksek Seçim Kurulu'nun seçmen taşımayla ilgili nasıl bir seçim güvencesi getirebileceğini açıklamaktan kaçındığı, açıklayamadığı, açıklamakta zorlandığı düzenlemeler görülünce Avrupa Parlamentosu ne dedi biliyor musunuz? Biz Türkiye'ye seçim gözlemcisi göndermeyeceğiz. Ancak demokrasilerde bu gözlemi yaparız. Türkiye artık demokrasi değil. Çok ağır bir itham yani, evet. Şimdi bu çifte standart. Hayır, Türkiye hala AKP iktidarının 17 yıldır yarattığı bütün zafiyete, bütün tahribata rağmen işleyen bir demokrasidir. Bunu da Atatürk'ün gerçekleştirdiği laik ve demokratik cumhuriyet devrimine borçluyuz. Laiklik temelini. Ve 24 Haziran'da da bunu kanıtlayacağız. Ama bu çifte standardı, bu çifte standartlı ön yargının malzemelerini Avrupa Parlamentosu'na biz içeride seçimleri nasıl kontrol edebiliriz YSK eliyle, hesabıyla kendimiz yarattık. AGİT, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, seçim gözlemcisi daha fazla göndereceğim diyor. Eski gönderdiklerim yetmez bu sefer iş. Takviye gönderiyor. Takviye gönderiyor. 2002 yılında AKP iktidarı seçimler olacaktı. Ben seçimi kaybedeceğini bildiğim Demokratik Sol Partili bir milletvekiliydim. 2002 seçimleri için AKP'li arkadaşlarımız Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden ve AGİT'ten seçim gözlemcisi istediler. Türk Grubu Başkanı'ydım ve Başkanlık Kurulu'nda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin üyesiydim. Reddettirdim. Niye reddettirdim? Siz kimi denetliyorsunuz? Türkiye bir demokrasidir. Gelenekleri vardır. Öyle Sovyetler Birliği'nin Sovyet sisteminden yeni çıkmış demokrasiye el yordamıyla yaklaşmaya çalışan ülkelerle bir tutamazsınız diye. Şimdi Türkiye'nin geldiği nokta ne? AKP iktidarıyla. AGİT seçim gözlemcisi gönderiyor. Direnemiyorsunuz. Benim 2002 yılında gösterdiğim direnişin güvenine sahip değilsiniz. Çünkü demokrasiyi tahrip ediyorsunuz. Biliyorsunuz. Niye tahrip ediyorsunuz? Tek adam rejimini pekiştirebilmek için. 24 Haziran'da bu açıdan bakın, çok önemli bir karar vereceğiz. Türkiye kendisini nasıl tanımlayacak ve dünyada nasıl tanımlatacak? Muhalefetin adaylarından birini cumhurbaşkanı seçip ona parlamentoda yeterli desteği sağlayarak laik ve demokratik tam bağımsız bir cumhuriyet mi? Yoksa mevcut cumhurbaşkanının güdümündeki AKP-MHP ortaklığının oluşturmaya çalıştığı teokratik tek adam rejimi.
eğer tercih 24 Haziran'da tek adam rejimi yönündeyse Türkiye bugün yaşadığı dolar faiz sarmalından hiçbir koşulda kurtulamaz. Öyle baskıyla, tehditle hiçbir şey olmaz. Hem baskı tehdit, hem serbest piyasa devam edecek, kambiyo rejimine dokunmayacağız. Kambiyo rejimine dokundunuz bile. Nasıl dokundunuz? İhracatçıların borçlarını 4.20 kurda sabitlediniz mi? Sabitlediniz. Aradaki bugün kur 4.70, 50 kuruşluk farkı kim ödeyecek? Biz ödeyeceğiz. Bir de halk ödeyecek. Uluç Bey, şöyle de bir şey var. Hep diyorlar ya, dış güçler dış güçler. Doların yükselmesi, bir yorum vardı Twitter'da geçen de, dış değil iç güçlere milyarlar kazandırdı şu şekilde. Osman Gazi Köprüsü'nde 35 dolar artı KDV ücret, tabii, günde 40 bin geçiş yerli firmaya garanti edilmiş. Aradaki farkı devlet, yani siz biz yurttaş ödüyoruz. Hastaneler geçiş sayısındaki eksik bir yana o müteahhide kur farkından 1,5 milyar fazla ödenecekmiş. Tabii. Kim ödeyecek? Bunu da düşünmek gerekiyor. Tabii, kim ödeyecek? Niçin ihracatçının, hadi kambiyo rejimine dokundunuz, ihracatçının döviz borcuna sabit kuru uyguluyorsunuz da şu köprü geçişine, hastane taahhütlerine sabit kuru uygulamıyorsunuz? Madem öyle ya, değil mi? Ben sana kardeşim 4 liradan öderim. Yaptım madem anlaşmayı. Evet, diyebilirlerdi. Anlaşmayı yaptığım tarihteki kurdan öderim. Niye diyemiyorsun? İşte bahsettiğiniz, hı hı, yani bu yaşadığımız sıkıntıdan bir de çıkar elde etmek birilerine. Maalesef. Bu politikaların gerçekten değişmesi 24 lazım. 24 Haziran'da halkın iyice artık düşünmesi gerekiyor, değil yani mi? Yani 24 Haziran'da şu algı, yanlış algıdan kendimizi kurtaralım. Sorunu kim yarattıysa onu o çözmeli. Hayır. Sorunu yaratan sorunu çözme kabiliyetine sahip değildir. Öyle bir kabiliyet olsaydı o sorunu yaratmazdı. Peki. Artık 24 Haziran'da söz milletin. Bütün ve her şeyi eline boyuna ölçüp biçip tartacaklar. Peki. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Katıldınız bizlere. Sağolunuz. Evet sevgili seyirciler. Hafta sonu sabah programının yine burada sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Saat 13'te tekrar haber bülteniyle görüşmek üzere. Hoşça kalın.